Biz niye kitap okuyoruz? Niye dershanede kalıyoruz? Tahir abinin sözü. Bunu niye Kur'an okuyoruz? Niye kitap okuyoruz? Sebebi netice şu. Neticesi nedir bu kadar? Namaz kılmak için. Nurcular niye kitap okuyor? Güzel namaz kılmak için. Dikkat ederseniz güzel bir namazda mani olan şeyler için def etmek için okuyor. Niye gıybet ederken gelmiyor? Maç konuşurken, televizyon seyrederken bunlar gelmiyor da namaza geliyor. Demek ki o da ona düşman. Televizyon seyrederken o da ondan hoşlanıyor. Çünkü hipnoz yapılıyor Yahudiler. Televizyonla hipnoz yapıyorlar. Renklerle, dalgalarla, şekillerle hipnoz yapıyorlar. Ona delil, hadi kurtul hadi. Bir gün televizyonun karşısına otur bir akşam. Ertesi akşam oturmadan göreyim seni. Hipnoz altına girdin. Hipnoz yapıyorlar, sihir yapıyorlar. Cin gönderiyorlar. Cin esirdir. Işığınız içine oturur. Büyü yapıyorlar. Hadi göreyim. Gazetelerin renkleriyle, şekilleriyle hipnoz yapıyorlar, sihir yapıyorlar. Ya olur mu canım? Sağladı gitti. Sağladım gittiyse. Hadi hadi bu akşam seyretme hadi televizyon. Öyle diyorum televizyonlu olanlara. Hadi dersten sonra gideceksin. Hadi seyretme de göreyim seni hadi. Hadi bir basma da. O dalgayı sanki teneffüs etmeden bir çak televizyonu çakacak. Görmemiş yatamıyor. Hadi yat hadi. Demek hipnoz altındasın. Cinlerin gıdasıdır. Şuralarda anlatıyor işte bunu. Düğüm var ya düğüm. İpe düğüm. Ha o kablo ip. Düğüm, mikrofon. O Allah diyor ki Celle Celaluhu ayetinde filokal o düğümlere kablodan derken televizyon derken televizyonun sesi geliyor kulağa. Beyni. Hipnoz ediyor. Kurtular değil. Hasan televizyonun üzerine duruyor. Mağdur cinleri gönderiyorlar. Manyetik alan gönderiyorlar. Şu anda yeni yapıyorlar. Eksi enerji gönderiyorlar televizyon dalgaları. cep telefonları baz istasyonları ile şey yapıyorlar, orada dalga yayıyorlar. Uyku hastalığı, monoton, mantar gibi olmak, şehvet duygularını tahrik etmek, çok yemek yemek, tembellik duygularını tahrik edici dalgalar gönderiyorlarmış. Cep telefonlarının şeyiyle. Çok kişiden duydum. Televizyona birisi kapatsa abak buydu değil mi? Benim yakınım yani, akrabam. Hoca dedi, doğru söylüyorsun dedi. Çocuk uyudu dedi ve uyudu da gittim dedi. Kapattım dedi. Kapatır kapatmaz uyandı dedi. Hatta hiç utanmadan bir anne baba, kız ve erkek çocukların hususi odalarına televizyon koyuyorlar. Tamam, ne merle işlersen işte o çocuğun toprağı, menfi duygularını tahrik ediyor televizyon duygusu. Benim odama televizyon koyacaksın da ben rahatlayacağım. He? Abi gafil adam, abi gafil. Abi zalim baba, ulan zalim baba ne sopalar yiyeceksin. Ne hesaplar bekliyor seni bir bilsen. Senin yerinde olmak istemezdim. Onun için çocuklara diyorum ki çocukları kucama aldığım zaman yavrum kim büyüdüğün zaman kime anne baba diyeceğini bir bilsen intihar ederdin. Şimdiden intihar ederdin. Yaşamazdın ya. O bazıları anlıyor bazıları anlamıyor. Anlayan orada ne demek ki sözü yok canım bir şey dedim yok ya şaka. En ağır sözde şaka yoluyla söylenir.